Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze üretim üssü Antalya'da şu sıralar kriz hakim. Beklenmedik krizin sembolü ise domates oldu. Çünkü Türkiye'nin domates ihracatında en önemli pazarı Rusya'ydı. Şimdilerde bu pazardan sürekli yeni açıklamalar geliyor. Son bir haftadır 1 Kasım'dan itibaren ihracatın açıldığını beyan ediyorlar basında. Öncelikle 1 Kasım dediler ama maalesef Rusya her 10 günde bir basın açıklaması yapıyor bu işle ilgili. Kamuoyuna bomba gibi düşen 1 Kasım 2017'de domates ihracatı yapılacak açıklamaları ihracatçıları hareketlendirdi ama domateste belirsizlik hala hakim. Bildiğimiz kadarıyla Tarım İl Müdürlüğü veya Karantina Müdürlüğü'ne kadar müdürlüğüne gelen bir talep yani ihracat yapabilir, şu firmalar ihracat yapabilir veya biz ihracat yapmak istiyoruz diye bir firmaların da başvurusu yok. Yukarıdan gelen bir isim listesi de yok. Firmaların içinde Antalya firmasının olup olmadığını söyleyenler var ama firmaları bilen yok. Onun için şu anda net bir şey söyleyemiyoruz. Bizim tamamen bir şeyimiz kalmadı yani buna güvenilir bir tarafımız kalmadı artık. İnanmıyorum. Şu anda da bak bugün ayın kaçı? 31. 31'i. Yarın için herhangi bu şey şu anda hiçbir şeyimiz yok. Hazırlık olmadığı gibi ihracatçılar kepenklerini indirmiş, kasaları boş durumda. Kilitli kapılara rağmen çiftçi yine bir ümit sezonu açtı. Geçtiğimiz günlerde sezonun ilk domates hasadı yapıldı. Çiftçi Rusya pazarı için ümitlendi. Ancak 50 bin ton domates ihracatı kısıtlaması getirilen Antalya'da ihracat günü sabırsızlıkla bekleniyor. 1 Kasım'dan mı başlar, 15 Kasım'dan mı başlar, 5 Kasım'dan mı başlar veya daha sonra mı başlar? Net bir yazı yok, net bir firma ismi yok. Bunları bekliyoruz. Kusura bakma, özür dilerim ama dalga geçer gibi bir şey. Yani o 50 bin tonu bir tane ihracatçımız yapıyor bizim. Bir aylık kapasitemiz bizim o. Vallahi benim umudum yok Nur Hanım. İnşallah devlet yetkilileri bu işi bir an masaya yatırırlar. Devlet büyüklerimizin bileceği iş ama şu anda pek umut yok gibi.